Kral Aslan ormana bir heykelinin yapılmasını ister ve bunun karşılığında heykeli yapan kim olursa ömür boyu dokunulmazlık kazanacağını ilan eder. Herkes heykel yapmak ister, adını yazdırır ama bir sorun vardır, hem de büyük bir sorun. Heykel yapılacak ve Kral Aslan onu mutlaka beğenecektir. Eğer beğenmezse yapanın başı gidecektir. Yapalım mı yapmayalım mı korkusu baş gösterir. Çoğu heykel yapımından adını sildirir. Tilki bu iş için aksine kolları sıvar, kendine çok güvenir. Bu iş tam bana göre der. Hatta Kral Aslan'ı tanımaz mıyım? Asıl onu tanıyanlar bu heykeli yaparlar diye böbürlenir. Bir de sağda solda söylenir. Günlerce çalışır, taşı yontar, çalışması gizlidir. Kimse göremez. Gün gelir Kral Aslan huzurunda heykelin üzerindeki örtü açılır ve ahali ile birlikte krala gösterilir. Herkes şaşırmış, aslan öfkelenmiştir. Heykel Kral Aslan'a hiç benzemez. Tilki hemen yakalanır, getirilir. Bu ne, hiç benzemiyor der. Aslan bu heykel sizin içinizdeki iyiliğin vücut bulmuş hali der. Kralım bunu bugüne kadar göremediği için ahali şaşırdı ama siz kralımız, siz içinizdeki iyiliği tanırsınız. Nasıl olmuş, ne kadar benzemiş size? Kral düşünür, evet der, bu benim içimdeki iyilik, evet evet. Ve tilki bunu ölümsüzleştirdi. Bakın önünde eğilin, dokunulmazlık tilkinin, hakkın diye ormanda ilan edilir. Payısıyla